çocuklar, babanız size bir şey söylemedi mi? Valla bana bir şey söylemedi mi? Bana da. Hadi dün akşam işi vardı, yemeğe gelmedi. Bu akşam nerede peki? Valla yani babam akşam yemeğinde evde yoksa bil ki canı bir şeye çok sıkılır. Neye mesela? Bilmiyorum. Kızım hadi sen boş kaseleri getir. Hadi. Tamam anne. Al Şebnemciğim. Galiba kuşkularımda haklıyım. Babamı mı diyorsun? Evet. Geçen gün babanla buluştuğumu galiba anladı Necati. Vallahi anne ben Necati Bey'e annem markette falan dedim ama bana hiç inanmış gözükmedi. Bana bir şey söylemiyor ama sürekli benden kaçıyor gibi sanki. Aman canım yani sen de babamla bizi bir daha rahatsız etme demek için buluştun. Anne bunu Necati babaya böyle söylesen ha? Ne olur? Söyleyemem kızım. Yani eski kocamla buluştum lafı beni bile rahatsız ediyor. Tamam masum bir buluşma ama Necati yine de kafaya takar bunu. Vallahi bence zaten takmış durumda. Bırak şimdi şunu da anlat bakayım ne oldu? Boş ver sorma. Bir defa soğuduk işte. Kaçarın yok senin. Anlat bakayım. Ya şimdi evlenip ayrılmış bir kadınla evlenince sonradan aynı sorun çıkıyor. Ne sorun çıkıyor? Eski kocası çıkıyor ortaya. Amanım. Feride Hanım'ın da eski kocası mı çıkıp geldi? Çıktı da gelmedi. Daha kötüsü bizimki ona geldi. Gizli gizli buluşuyorlar. Vallahi anne bence bu akşam söyle. Olmaz böyle. Evet eski kocamla bir kere buluştum. Ama bir daha buluşmayacağım. Bizi rahatsız etme demek için buluştum. Bir daha görüşmeyeceğiz de. Diyemem kızım. Çünkü görüşeceğim. Ne? Evet yani... Babanla bir kere daha buluşmam gerekiyor. Neden? Belki bir iş için buluşmuştu. Bir daha buluşmaz. He? Yok kardeşim bana söylese, benim haberim olsa ben de senin gibi düşüneceğim. Ama yok, söylemiyor. Gizli gizli buluşuyorlar. Bu ne demek? Yarın gene buluşacaklar. Benden saklıyor. Benden bir şey istedi. Ne istedi? Fotoğraf. Ne fotoğrafı anne? Canım ikimizin bir fotoğrafı vardı. Stüdyoda çektirmiştik. Yani eski bir fotoğraf. 15 sene falan oluyor herhalde. İşte o fotoğrafı istedi benden. Anne olmaz deseydin, yok deseydin, bulamıyorum deseydin, yani bir şey deseydin. Diyemezdim. Niye? Diyemezdim çünkü... Ay baban çok hasta kızım. Yani... Doktorlar 2 ay ömür biçmiş. Nasıl yani? Emin misin? Ay bilmiyorum öyle söyledi. Rapor isteyemezdim herhalde. Hem böyle bir şey pat diye söylenince insan emin misin? Doğru mu söylüyorsun diye soramıyor. Ay vallahi anne ne diyeceğimi bilemedim yani. Bu benim babam. Ay vallahi çok üzülürüm. Benden istediği bir fotoğraf. Yarın buluşur veririm. Bir daha buluşsun. Bir daha buluşsun. Benim için her şey biter. Boşarım gider. Çok seviyorsa ona gelsin. Beni oyalamasın. Dur canım hele. Bir sakin ol hele. Benim kararım net. Gayet açık. Bir daha buluşursa bana haber vermeden ben de ona boşanma davasını açacağım ve haber vermeyeceğim. Hay Allah. Ay anne yok işte. Ay her tarafa baktık yok işte. Allah'ım nereye koydum ben bu resmi? Anne babamı ara yok de. Canım olur mu burada olmalı? Anne boşandığınızda çok sinirlenmiştin yırtmış olmayasın. Hayır onu yırttığımı hatırlamıyorum. Ay, neyse ver kaldıralım Necati gelir şimdi. Hah geldi bile geldi. Al, dur şunları da kaldır. Anne. Söyleyecek misin?
Elik sen niye ayaktasın bakayım? Kapıyı açtım dede. Oturarak mı kapıyı açayım? Nasıl espri ama? Allah senin canın almaya. Sen ömürsün, insanı gülmekten öldürürsün. Ben de gülmekten öldüm. Oo, kimler gelmiş? Feride hanımefendi gelmişler. Muhterem kızları Şebnem hanımefendi gelmişler. Tıstak tıstak pıstırırı tak. Hoş geldiniz pıstak tıstak. Hoş geldin hayatım. Hoş geldiniz Necati baba. Sen hoş geldik, hoş bulduk. Sen içtin mi? Ben içmedim. Ben kalbime pansuman yaptım. Kalbe nasıl pansuman yapılıyor dede? Oğlum bir yara bere olunca doktora gidiyorsun, yarayı alkolle temizlemiyorlar mı? Evet. Ya işte insanın kalbi yaralanınca da alkolü döküyorsun, o gidiyor kalbe pansuman yapıyor. Yarayı temizliyor, yaralı kalbi temizliyor. Kalbi temizlemezsen mikrop kapar, enfeksiyon yapar. Yaralı bir kalple yaşanmaz. Yaralı kalbi buradan söküp atacaksın. Necati neler anlatıyorsun çocuğa? Anlatıyorum. Öğrensin, duysun, öğrensin çocuk. İçki içmesini değil tabii yani. Yaralı bir kalple yaşamamak gereğini öğrensin. Daha da kavuşmaz. İnsan insana kavuşur. Daha da nasılsınız bakalım? Biz iyiyiz de sen nasılsın? Daha belli değil. Nasıl belli değil? Daha belli değil benimki. Sonra belli olacak. Biraz hava bozuk. Hava bulutlu. Şeyler geldi. Nimbüs, kümülüs, otobüs, minibüs. Şey, yağmur var. Yağmur, sel, felaket, afat geliyor. Hava iyiydi bugün. Yok. Bu hava o hava değil. O senin dediğin hava meteoroloji havası seninki. Benimki Necati'nin havası. Necati'nin havası bozuk. Pardon. Hayatım niye Necati'nin havası bozuk? Ya işte niye? Çünkü benim etrafımda aşağılık alçak bir basınç var. Bu alçak basınç biliyorsun havayı kötü yapıyor. Sel geliyor, yağmur geliyor, şimşekler çakıyor, gök gürültüler oluyor. Afat. Hayatım senin hayatında alçak basınç falan yok. Var. Var ve bu alçak basınç biliyorsunuz çok kötü, çok tehlikeli bir basınç bu. Bu olduğu zaman sel olur, afat olur, insanları götürür, sonunda ne olacağı hiç belli olmaz. Alır başını gider insanlar. Bak uyarıyorum, söylemedi demeyin. Alçak basınç geliyor. Herkes önlemini alsın, şemsiyesini alsın, rahmetliğini hazırlasın. Alçak basıncı seven fırtınasına katlanır. O kadar. Şu kahveyi niye sen getirdin oğlum? Gülşen iş arıyor baba. Ha arasın. Arasın bulsun. 6 milyon işsiz varmış. İşte biraz sayı azalır. 5.999.999 olur. Bize kim bakacak baba? Bize kim bakacağı? Bugünlerde benim de sorunum. Necati seninle bir şey konuşmam lazım. Bu kahvenin tadı yok. Vallahi ben yapmadım baba, Gülşen yaptı. Bunu sen iç. Zaten benim başım ağrıyor, konuşacak halim yok. Ben gideyim yatayım. Necati bir şey konuşmamız lazım dedim hayatım. Konuşmak için biraz geç kalmadın mı hayatım? Nasıl geç kalmadın mı? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Tombalacık Halimem yar başına gel. Ben gidiyorum yatmaya düşme şimdi gel. Tombalacık Halimem yar Necati gel. Bir şey konuşacaktım. Anne yani şurası çok açık artık babamla buluştuğunu biliyor. Bunu ben de anladım Şebnem. Ama anne bak bayağı da bozulmuş böyle içmeler falan. Canım olmaz ki böyle konuşuruz. Yani sanki yanlış bir şey yapmışım gibi niye suçlanıyorum ki?
Dur ben konuşayım şununla. Konuş. Necati. Necati. Ay ne zaman uyudun? Necati. Ay kalk konuşmamız lazım. Ay uyu. Hoş geldiniz babacığım. Merhaba. Siz iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, iyiyiz. Bir şey mi oldu? Yok. Baban nerede? Lütfü gelmedi mi? O gelmez. Nasıl gelmez? Gitti. Nereye gitti? Ay canım bilmiyorum. Yani insan valizini alıp nereye gidiyorsa oraya gitti. Gitti. Valizini mi? Evet. Yani siz bu akşam babanızın eve gelmeyeceğini mi söylemek istiyorsunuz? Aynen öyle. Ay bana bakın çocuklar. Lütfen açık konuşun benimle. Ne oluyor? Siz daha iyi bilirsiniz. Ben hiçbir şey bilmiyorum Lütfücüğüm. Bugün eski kocanızla mı buluşmuşsunuz Feride Hanım? Evet, eski kocamla buluştum. Ne olmuş? Babamla evlendiğinizde eski defterleri kapattığınızı düşünmüştük. Bizi çok şaşırttınız. Babamı da perişan ettiniz. Peki niye buluştuğumuzu biliyor musunuz? Ne fark eder? Çok şey fark eder Lütfücüğüm. Yani hiçbir şey bilmeden hakkımda peşin hüküm vermenizi size hiç yakıştıramadım. Hiç. Çözmek elimde değil, koynumu senden kaldım. Çözmek elimde değil, koynumu senden kaldım. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden, bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan. Thank you.
Şimdi anlatacaklarımı sana daha önce anlatmalıydım. Bayramdan sonra da aramaya devam etti. Baktım telefonla olacak gibi değil. Bizden uzak durmasını söylemek için onunla konuşmaya gittim. Ama meğerse... Meğerse ne? Meğer çok hastaymış. Onu söylemek için arıyormuş beni. Çok az bir ömrü kalmış. Üzüldüm. Ama bunu bana daha önce söyleyebilirdin. Ne bileyim. Çekindim. Yani üzülürsün, kırılırsın diye bir türlü söyleyemedim. Böyle daha çok üzüldüm. Sen gelmeseydin ben şimdi Amasra yolundaydım. Dün gece söyleyecektim ama sızıp kaldım. Neyse, rahatladım. Ya da rahatlamalı mıyım bilmiyorum. Neden? Yani bu görüşmeler devam edecekmiş gibi hissediyorum. Yok, inan ki bu son görüşmeydi. Zaten onun için yapacak hiçbir şeyim yok. Zaten onun da böyle bir talebi yok. Senden fotoğraf istedi, verdin. Ya başka bir şey daha isterse? Başka hiçbir şey isteyemez. Kalbini isterse, sevgini isterse, tabii insanı kırmak zordur Feride. Artık kalbim sadece senin Necati. Onu kimse ama hiç kimse alamaz. Ne olur inan buna. Ama ben kıskanç bir insanım. Ne yapayım? Elimde değil. Kıskanmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Ne olur inan bana. Canım. Canım, 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 canım. Kadınım. Gel bakalım Sultan Ağabey, gel. Gel kızım, gel. Yavrum, yavrum. Bakın niye öyle çok sevindiniz? Annem çok uzaklarda dedi de. Ben hiç kuzularımı bırakın da çok uzaklara gider mi? Az daha gidiyordun ama. Hadi bakalım gel şimdi. Hadi. Ah, sağ ol hayatım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gördün. Baba ne haber? Hadi geç bakalım. Merak etmeyin, sonra size de anlatırım. Ah, sahip Namık Kemal. Dede. Yavrum. Biz filme gitmek istiyoruz, annemle babam izin vermiyor. İzin vermiyor. Bir sebebi vardır herhalde. Var mı? Var tabii baba. Yani şiddet içeren filmlere gitmelerini istemiyorum. Ay evet babacığım, yani televizyonda sürekli şiddet var. Ya dana kesiyorlar, ya deve kesiyorlar, ya da karılarını kesiyorlar. Haklısınız. İşsizlik artınca, borçlar artınca, siyasiler birbirleriyle bu kadar kavgalı olunca milletin psikolojisi bozuluyor tabii. O zaman da şiddet artıyor. Ama uzak durun yavrum. O zaman haberleri geç saate koysunlar. Biz uyuyunca mesela. Biz televizyon müdürü değiliz. Sizin müdürünüzüz. Yani televizyonu engelleyemiyoruz ama sizi engelleyebiliriz. Değil mi? Anneniz babanız haklı çocuklar. Şiddet içeren şeyler farkında olmadan sizi olumsuz etkiler. Ama dede bizim bahsettiğimiz film şiddet filmi değil ki. De oğlum kıyamet kopuyor diyorsun. Ne filmiymiş o? 2012. Ha şu film. Hani Mayaların bir kehaneti varmış. 2012'de kıyamet kopacakmış. İşte onu film yapmışlar. Mayalar tarihi biraz geç vermişler. Bana göre kıyamet daha önce kopacak. Hatta birazı da koptu.
Madem daha önce kopacak, biz de gidip izleyelim, ona göre önlem alalım dedi. Oğlum, bizim takvimimiz Maya takvimi değil. Ya bildiğimiz saat değil mi? Arif takvimi. Of baba, şakaya vurma. Nasıl bir kıyametmiş bu? Denizler mi taşıyor, yerler mi yarılıyor, ne oluyor? Tam üstüne bastın, kaldır ayağını dedi. Nasıl espri ama? Ne lan bu? Of Yiğit. Evet dede, öyle bir şey. Denizler kabarıyor, yerler yarılıyor. Sadece bazı insanlar kurtuluyor. Biz var mıyız kurtulanların arasında? Yok dede, sadece her ülkenin devlet başkanları var. İnsanlığı devam ettirmek için gemiye biniyorlar. Sonra medeniyet gelince demek ki herkes politikacılar gibi oluyor. Yandı dünya. Yavrum biz 2012'yi bekleyelim, şunu şurasından ne kaldı ki gözümüz de görürüz değil mi? Dede lütfen, bütün arkadaşlarımız gidiyor. Aa, dedeniz olmaz dede. Tamam tamam, peki kuzular üzülmeyin, gidin ama ya annenizle ya babanızla. İyi tamam, o zaman ben çocuklarla giderim. Sen niye gidiyorsun canım, ben giderim. Aa, niye canım? Ben her zaman sanki filme gidiyorum. Ya ben her gün gidiyorum zaten filme değil mi? Evet canım, ben gideceğim. Hayır, ben gideceğim. Ayrıca ben kıyameti senden çok merak ediyorum. Aa, ben rüyamda gördüm kıyameti. Ben bakacağım aynı mı? Hayır, ben gideceğim. Çocuklar, sinemada 3 tane koltuk yok. Hepiniz gidin işte, ailece gidersiniz. Olur, bana uyar. Olabilir, olabilir. Kapı. İyi akşamlar Aygül. Merhaba. İyi akşamlar oğlum. Vedat, iyi misin çocuğum? İyi değilim anne. Babamla buluştum. Durumu hiç iyi değil. Biliyoruz ama yani yapacak bir şey yok malum. Hayır, var. Doktorlar yüksek moralle bunu atlatabileceğini söylemişler. Çok mutlu olması gerekiyormuş. Annesine babasına gidecek demişti Feride. Dayı, bu anneyle babayla olacak iş değil. O bizi istiyor, çocuklarını. Bunu atlatmasına yardımcı olmalıyız. Bize ihtiyacı var.